program Akıllı Tercih başlıyor. Artık tercih listeleri oluşuyor. Tabii bu ek yerleştirmeden sonra yapılacak ek yerleştirme kafaları biraz daha karıştırdı haklı olarak. Ne zaman tercih yapılacak? İlk tercih yapanlar tekrar yapacak mı? Tekrar sıralamalar mı belirlenecek? Epey kafalar karışık. Şimdi YÖK'ten ve ÖSYM'den detaylı bir açıklama bekliyoruz. Ama öncelikle şu anda sıralaması oluşmuş, hiçbir arkadaşımı durum etkilemiyor. Normal tercih sürecimizi yaşıyoruz. Tercih listemizi oluşturuyoruz, teslim ediyoruz. Yerleştirmeler yapılacak, sonuç açıklanacak. Sonra bir ek yerleştirme dönemi olacak. Gene bu barajları geçmiş arkadaşlarım tercihlerini yapacaklar. Orada da bir yerleştirme olacak. Ondan sonraki süreç, ikinci ek yerleştirme, barajlar düşecek. O zaman onları konuşuyor olacağız. Şimdi barajı geçmiş arkadaşlarım kafası karışmasın. Ha bu arada ben ikisinde de yerleşemezsem o dönem tercih yapabilir miyim sorusu çok, bilmiyoruz. Onunla ilgili de açıklama yapsınlar. Hemen sizlere ileteceğiz. Bugün harika bir program olacak. Daha önce de bu ekranda konuk ettim. Profesör Doktor Yusuf Baran, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü. Hocam müthiş biri. Üniversiteyi de müthiş bir hale getirdi. Çok güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin teknoloji üssünden, bilim ve teknoloji merkezinden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden hepinize çok selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Bol sorum var. Ağzınıza sağlık şimdiden. İzmir'e de çok selamlar. Akıllı tercih tüm hızıyla başlasın. Söylüyorum, rektörün kimliği üniversitenin kimliği haline geliyor. Yusuf hocam kendisi çok dillendirmez ama 2013 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından verilen yılın genç bilim insanı ödülünü almış biridir. Ve bu ödül 40 yaş altı akademisyenlere verilir ve dünyayı değiştireceksin'in tescilli halidir aslında. Hocam gerçekten hani hem İT'yi çok değiştiriyor, bambaşka bir hale getiriyor. Hem bence İzmir'i de peşinden sürükleyecek yatırımlar, gelişmeler, çalışmalar yapıyor. O yüzden çok kıymetli bir isim. Kendisiyle biz bu dönem, bu sezon çok güzel bir şey yaptık. Bilim konuşmak için hocalarımızı ağırladığımız özel yayınlar yaptık. Bu konuda da bize destek verdi. Çok da teşekkür ediyorum. Yusuf hocam. Dünya yani İT'yi çok değiştirdiniz, değiştiriyorsunuz. Şu anda şeydesiniz galiba, kütüphanedesiniz değil mi? Evet, evet, İT kütüphanesindeyim. Çok da şey var, yurdun her yerinden öğrenciler geliyor galiba tanıtım günlerinde. Yoğun orası, kalabalık gözüküyor. Şimdi siz az önce dediniz ya öğrencilerin kafası karışık diye. Biz aslında Türkiye'nin her yerinden bütün kafası karışıkları İT'ye kafalarını netleştirmek üzere davet ediyoruz. Çünkü çok net bir duruşumuz var. Kalite ve mükemmeliyet eksenli bir duruşumuz var. Bu kapsamda da aslında ilk günden, sınavın bittiği günden beri İT kampüsünde sevgili aday öğrencilerimizi ve velilerini ağırlıyoruz. Ve tanıtım günlerimiz de işte geçen 3 gün boyunca devam etti. Şimdi yine kampüsümüze gelen bütün velileri ve öğrencileri, ailelerini, hocalarını kampüsümüzde misafir ediyoruz. Tabii burada illa İT'yi tercih etsin değil. Aslında bu bizim bir topluma karşı özellikle bu ülkenin en büyük serveti, sermayesi olarak gördüğümüz öğrencilerimize karşı onların en doğru tercihi, en iyi bölümü tercih etmeleri noktasında kendilerine her türlü danışmanlık yapıyoruz. Ama tabii ki bir taraftan da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 92 yılında kurulmuş ve aslında dünya yüksek öğretim literatüründe 100 yaş altı üniversitelerin çok genç kabul edildiğini biliyoruz. 29 yıl gibi çok kısa bir zamana öğretim üyelerinin, idari personelinin, öğrencilerinin master, doktora ve lisans hep beraber bir bütün olarak bir adanmışlıkla
ortaya koyduğu fedakarlığın ve tabii ki çalışmaların bir sonucu olarak İT 2017 yılında Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden birisi, 2019 yılında ise ilk 3 araştırma üniversitesi arasına girdi. Ama aynı yıl kalite ekseninde Türkiye'nin en başarılı üniversitesi Yükseköğretim Kurulu verilerine göre seçildi. Tabii bir taraftan dünya sıralamalarında Green Matrix'te 217, Amerika'ya US News verilerine göre dünyanın en iyi 557. üniversitesi olma başarısını sergiledi. Öğrencilerimize gösterdiğimiz yakın ilgi ve onları geleceğe en iyi bir şekilde hazırlama motivasyonuyla yaptığımız çalışmalar her öğrencimizin mezuniyeti sonrası aslında bir ulusal ve küresel lidere dönüştüğünü, sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde iş bulan, talep gören insanlara dönüştüğünü görmek mümkün. Tabii biz aslında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak ve ileri düzey araştırma merkezi olarak UNESCO'dan... Duyuyor musunuz hocam? Kesildi mi arkadaşlar? Tamam, tekrar. Tekrar hemen hocamı bağlayacağız. Şimdi ben bu arada birkaç soru alayım arkadaşlarımın. Şimdi sevgili arkadaşlar, en çok sorduğun sorulardan biri şu. Hocama tekrar bağlanacağız İzmir'e. Hangi yılın kılavuzunu esas almalıyız konusu? Çok da önemli bir konu. Çünkü etrafta dolaşan 2017 sıralamasına bakın, 2018 sıralamasına bakın konularını biz bu ekrandan çok konuştuk aslında. Hocalarımızı da davet ettik, söyledik. Burak Kılancı da davet ettik, Salim Ünsal'ı da davet ettik. Onların da söylediğini tekrar edeceğim ben. En son 2020 kılavuzu esastır. 2020'ye göre tercih yapacaksınız. Oradaki sıralamalara bakacaksınız. Puana değil, sıralamanıza göre tercih yapacaksınız. Bunu da çok soruyorsunuz. Daha önceki yıllar benzerlik, sınav zordu diye 2017'ye benziyordu. Öyle bir takım şeyler konuşmuştuk ama tercihte 2020 sıralamalarına bakacaksınız. Olur mu? Zaten yayınlanan kılavuzda son yılın verilerini belirliyor. Şimdi şu anda tercih yapacak arkadaşlarım geçen yıla göre sayılar epey düştü. Önemli tiyolardan biri biliyorsunuz bu. Şu anda barajı geçen arkadaş sayım geçen yıla göre sayısalda %44, eşit ağırlıkta %42, sözelde %33, sadece dilde %15-16 civarında bir düşüş oldu biliyorsunuz. Bu ne demek? Yarıştığınız rakip sayısı fazla demek. En çok sorduğunuz ikinci soru, nasıl bir marjla yapayım sorusu. Onu da şöyle cevaplamak istiyorum. Mümkün olduğunca bu sene 24 tercihinizi doldurmaya çalışın. Ortalama 10-12 tercih yapıyormuşuz. Şimdi 24 tane hakkımız var. Neden hepsini kullanmayalım? Değil mi? Mesela bu konuda hassas olalım ve yapabiliyorsak, seçenek oluşturabiliyorsak 24 tercihimizi oluşturalım. Kullanalım o hakkımızı. İkincisi, ben kişisel olarak size bu yıl sıralamalarda barajı geçen sayısı az olduğu için değişiklikler olabilir. Hem temkinli liste, yani hem aşağı doğru biraz marjı geniş tutun, hem de yukarıya doğru da biraz şansınızı deneyin diyorum. Çünkü gerçekten sıralamalarda değişiklikler olabileceğini öngörüyoruz. Tabii bunlar genellikle ilk yukarılardaki bölümler için çok fazla olmuyor sevgili arkadaşlar. Hani onlarda böyle radikal aşağı sarkmalar, işte tıpta, hukukta çok büyük gerilemeler falan tabii ki beklemiyoruz ama bir sürü ara bölümde değişiklikler olabilir. O yüzden biraz mesela yukarıya doğru da daha cüretkar davranabilirsiniz. Aşağı doğru da kendinizi inebiliyorsanız, %100 aşağıya kadar iniyorsanız sıralamanızdan zaten yerleşmeme ihtimaliniz yok. Ama tabii ki en önemli şey tercih listenizde istemediğiniz hiçbir bölüm olmasın. Tamam mı? En önemli konu bu. İstemediğin, okumayacağın hiçbir bölümü tercih listesine yazmıyorsun. Peki Yusuf Hocam geri döndü. Hemen İzmir'e gidiyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bir nazar boncuğu oldu galiba. Öyle oldu hocam. Olsun. Hemen hızla devam edelim. Ben şimdi hocam sizinle şunu konuşmak istiyorum. Biz hep diyoruz ki sevgili arkadaşlar, dünya çok hızlı değişiyor. Bambaşka bir hale geliyor. Pandemiyle birlikte bu çok daha fazla hızlandı. Siz üniversiteye girdiğinizde dünyanın her yerinde çalışabilecek insan gibi mezun olmanız lazım.
Hani bununla ilgili, sizin de bununla ilgili uluslararası olma, hani uluslararası üniversitelerle çok sayıda işbirliği yapma ve mezunlarınız dünyanın her yerinde çalışsın, çalışabilsin gibi bir standardınız var. Şimdi genel izleyen arkadaşlarımın da fikir edinmesini istiyorum. Nelere sahip olmalılar hocam? Dünyanın her yerinde çalışabilecek birer yetişkin olarak mezun olmak için nelere sahip olmalılar? Çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi bir defa İİTE bir ortak akıl projesidir aslında. Öğretim üyelerinin %67'si Amerika'dan, Avrupa'dan veya Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden doktoralı olan hocalarımızdan bahsediyorum. Bir taraftan çok güçlü ve ileri düzey araştırma altyapısı ve tabii ki bizim bu kampüste kurguladığımız bir ekosistem var. Bu kapsamda da sadece öğrencilerimizin akademik gelişimine değil, non-akademik gelişim dediğimiz unsurlara da son derece önem veriyoruz. Çünkü hem özel sektör hem de kamu sektörü sadece bir diplomaya değil, diplomanın ötesinde öğrencilerin ya da adaylarının sahip olduğu her türlü kişisel özelliklere de bakıyor. Liderlik, problem çözme, vazgeçmeme, takım oyuncusu olma, risk alma, kriz yönetme ve bu eksenlerde de biz öğrencilerimizin gelişimlerine son derece önem verdiğimizi söylemem lazım. Tabii uluslararasılaşma bizim öncelikli stratejilerimizden bir tanesi ve şu an İİTE Türkiye'nin ilk UNESCO Mükemmeliyet Merkezi unvanına sahip devlet üniversitesi. Ve şu anda dünyada sadece 4 tane bulunan ve 5.sini Türkiye'de İİTE'ye kurgulayacağımız UNESCO Kategori 2 merkezi İİTE'ye getiriyoruz. Bir taraftan UNESCO'dan aldığımız biyoteknoloji ve inovasyon kürsüsü var. Son 2,5 yıl içerisinde sadece uluslararası işbirliği anlaşma sayımız 7,5 kat arttı, %750 ve şu an Avrupa'nın 22 ülkesinden 107 üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var. Daha da önemlisi İİTE bir dünya üniversitesi olarak şu anda kampüsünde 47 ülkenin vatandaşını öğretim üyesi, lisans veya master doktor öğrencisi olarak barındırıyor. Yani burası zaten bir uluslararası merkez ve uluslararası destinasyon. Bu kapsamda da öğrencilerimiz buradan mezun olurken Avrupa'da aldıkları eğitim, buradaki uluslararası hocalardan ve tabii uluslararası arenada başarılara imza atmış hocalarından aldıkları eğitim, yaklaşım, problem çözümü ve benzeri yetkinliklerle mezun olduklarında sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde iş bulabilme ve hatta iş kurabilme yeteneğine sahip oluyorlar. Bugün İİTE mezunları Amerika'nın, Avrupa'nın ya da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde gerçekten harikalar yaratıyorlar. Dün diplomasını verdiğim bir master mezunu öğrencimiz Almanya'dan doktoraya kabul almış. Ama tabii İİTE beyin göçü verme ve alma noktasında da Türkiye'nin öncü kuruluşlarından bir tanesi. Çünkü sadece son bir yıl içerisinde yabancı uyruklu öğretim üyesi sayımız %200 arttı. Bunun yanı sıra uluslararası lider araştırmacılar programından Türkiye'de en fazla beyin göçü sağlayan üniversite yine İİTE oldu. Ve sadece geçen sene 2020 yılında İİTE'yi ilk 3'te bitiren, 1, 2 ve 3. bitiren her 3 öğrencimiz dünyanın en iyi üniversitelerine gidebilecekken İİTE'de kalmayı ve burada çalışmalarına devam etmeyi tercih ettiler. Bizim mezunlarımızın iş bulma diye bir kaygısı yaşamalarını biz istemiyoruz. Çünkü dünya standartlarında ve ötesinde verdiğimiz kaliteli ve nitelikli bir eğitim var. Ve burada yine bizlerin özellikle son dönemlerde artan üniversite sanayi işbirliği, bu işbirliklerinin öğrencimizin eğitimlerine yansımaları, bir taraftan zorunlu ve gönüllü stajlar, bir taraftan part-time job dediğimiz hani kısmi zamanlı çalışmaları zaten sonrasında o kaliteyi gören işverenlerin öğrencilerimizi tercih etmesiyle sonuçlanıyor. Bakın yakın dönemde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biriyle bir staj anlaşması yapmak üzere görüştük ve holdingin yönetim kurulu başkanı "Hocam istihdam istemiyor musunuz?" dedi. "Hayır istemiyoruz." dedim. "Biz sadece staj istiyoruz." O da sizin gibi şaşırmıştı. Ben de kendisine şunu söyledim. Siz staja kabul ettiğinizde öğrencilerimizin kalitesini zaten göreceksiniz ve tabii ki tercih edeceksiniz. Burada da yine en önemli unsur şu aslında. Mezun öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir ülkesine gidip eğitim almaya başladıklarında ya da çalışmaya başladıklarında aslında onlara verdiğimiz eğitimin kalitesini gittiklerinde anlıyorlar. Ve bize böyle gelen yüzlerce, binlerce teşekkür e-maili var. Biz dünya standartlarında ve ötesinde ve aslında bu ülkeye ve tabii ki bizi tercih eden çok sevgili öğrencilerimize, ailelerine karşı çok ciddi bir sorumluluk
bir yükümlülük hissediyoruz. Hı hı. O da işte 18-19 yaşında geleceğe en iyi, en donanımlı, en kaliteli bir şekilde hazırlanmak isteyen gençlerimize en iyi eğitimi vermek, kalite ve mükemmeliyet ekseninden de tabii ki asla vazgeçmemek. Bütün bunların ötesinde aslında İTÜ'yü farklı kılan unsurlardan bir tanesi, bakın gidip başka fabrikalarda, şirketlerde tabii ki staj yapabilirsiniz. Ama biz yüksek teknoloji şirketlerini İTÜ'ye getiriyoruz, kampüsümüzün içerisine. Evet. Bugün İTÜ kampüsünde var olan teknoparkımızda sadece son 2,5 yıl içinde pandemiye ve ekonomik koşullara rağmen 906 milyon TL olan ciromuzu 1 milyar 777 milyon TL'ye getirdik. 80 milyon dolar ihracatımız 126 milyon dolara geldi. Hı hı. 800 olan tam zamanlı Ar-Ge personel sayımız 1300'lere çıktı. Ve öyle düşünün ki siz eğitim aldığınız üniversitede aynı kampüsün içinde aynı otobüs durağını, kafeyi, yemekhaneyi paylaştığınız dünyanın en iyi şirketlerinden, Silikon Vadisi'nden, Amerika'dan, New York'tan, Almanya'dan çok iyi beyinler sizinle aynı kampüsü paylaşıyor. Evet. Ve bizim öğrencilerimiz gidip bu yüksek teknoloji şirketlerinde stajlar yapıyorlar, gönüllü çalışıyorlar, hafta sonları, akşamları çalışıyorlar ve bunların aslında onların eğitimine inanılmaz bir katkısı var. Evet. Daha da önemlisi var. Bakın 10 Temmuz 2021 tarihinde aslında uzun yıllardır İzmir için hayal edilen bir bilişim vadisi İzmir Teknoloji Üssü projesi vardı. Ve bu proje 10 Temmuz 2021'de onaylandı ve bir yıl içinde biz buraya yeni yüksek teknoloji şirketlerinin yerleşmesini ve kabulünü konuşuyor olacağız. Yani Türkiye'nin Silikon Vadisi olacak hocam orası. Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni ve daha da ötesini. Çünkü biz var olanı kopyalamak değil, olanı alıntılayıp daha iyisini yapmak üzere aslında yolumuzu yürüyoruz. Ve Türkiye'nin ekosistemine, insan kaynağına ve tabii ki ülkenin önceliklerine ve beklentilerine, stratejik konulara da önem vererek, önem atfederek aslında İTÜ'yü kendi içinde yüksek teknoloji üreten, ihraç eden, istihdam yaratan büyük bir bilişim vadisine, büyük bir teknoloji üssüne dönüştürüyoruz. Hı hı. Zaten İTÜ motto olarak kendini Türkiye'nin teknoloji üssü olarak nitelendiriyor. Ve bizim aslında Türkiye'deki diğer üniversitelerle kıyasladığımızda çok mütevazi sayıda bir öğrenciye sahip olduğumuzu görürsünüz. Ama bu mütevazi öğrencinin etkisi çok yüksek. Çünkü ama sizin yüksek lisans öğrencisi de çok hocam, değil mi? Yani lisans öğrencisinden belki daha fazlaydı zannediyorum yüksek lisans öğrencisi. Şöyle, bizim 18 lisans programımız var Fen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde ama 49 master doktora programımız var. Hı hı. Ve aslında İTÜ'nün kuruluş misyonuna baktığınız zaman toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını üretmek, üniversite sanayi işbirliğini öncelemek ve ürettiği bilgiyle teknolojinin zeminini oluşturarak ülkenin aslında ekonomik büyümesine katkı sunmak. Ya buradaki kurgu çok farklı. Alev Hanım, bizim mezunlarımızın %66'sı özel sektörde çalışıyor. %28'i belediyeler, üniversiteler dahil kamu. Sadece %6'sı şu anda yüksek teknoloji şirketleri kuran tekno girişimciler. Ve bizim temel hedefimiz... Hayalimiz bu, bakın, hocam. Hayalimiz girişimci sayısının %50'lere çıkması inşallah. Aynen öyle ve buna dönük bizim çok ciddi faaliyetlerimiz var. Sadece bundan yakın bir zaman önce Avrupa Birliği'nden aldığımız 30 milyon değerinde bir projemiz var. İzmir Network and Innovation Center ve biz bu proje kapsamında fikirden ürüne, üründen ticarileşmeye, oradan markalaşmaya ve uluslararasılaşmaya gençlerimize destek vermek, eğitimler sağlamak ve onları bir dünya markasına dönüştürmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. Evet. Ve bugün Teknopark İzmir'deki şirketlerin %25'inin sahibinin İTÜ öğrencileri ve hocaları olduğunu söylemem lazım. Yani burada farklı bir denklem var. Hocam son 5 dakikaya girdik. Şimdi arkadaşlarım seyrederken sordukları sorular var. Bir velimiz yazmış. Diyor ki İTÜ'de şehir dışından gelecekmiş size. Yurtlar nasıl diyor hocam? Aslında sosyal medyada ya da forumlarda izlediğiniz zaman öğrencilerin iki tane temel şikayeti var. Ulaşım ve barınma. Tabii aslında bunların bir kısmı geçmişin kodları diyeyim. Pandemiden hemen önce İTÜ'nün yanında kurulmuş olduğu Urla'dan buraya günde 70 sefer vardı. Sabah 6.30'dan gece 11.30'a. Şehir merkezinden sefer sayılarını arttırmıştık. Artı otobandan gelen ekspres seferler de vardı.
Barınma noktasında İTÜ'de 3 tane yurt var. Biri özel bir yurt, 2 tane de KYK'nın bir kız bir erkek öğrenci yurdu. Tabii bu yurtlar biraz yıpranmıştı ve şu anda bunların ağır bakım onarımı devam ediyor. Ekim ayına öğrencilerimiz geldiğinde yetiştireceğiz. Onun dışında da şu an inşaat süreci devam eden 750 kişilik bir yurdumuz daha var. Tabii çevrede apartlar var, işte Urla'da şehir merkezinde. Ama bizim temel motivasyonumuz aslında İTÜ için uzun süredir bir problem olarak hani önümüzde duran bu barınma problemini kampüsün içerisinde çözmek ve bütün öğrencilerimizi kampüsün içine aslında almak. Buna dönük de çok yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Peki kampüs hocam. içi uğraşım buyurun. Son 3 dakikaya girdiğimiz için bir toparlama yapın istiyorum. Öyle kapatalım programı. Şimdi tanıtım günleriniz devam ediyor mu? Ve hani size gelecek arkadaşlarıma neden İTÜ dediğimde ne dersiniz hocam? Şimdi bir defa biz özellikle kafası karışmışları İTÜ'ye bekliyoruz netleştirmek üzere ve tercih döneminin son gününe kadar gelen bütün velilerle, sevgili aday öğrencilerimizle görüşüyoruz. Ve aslında onlara danışmanlık yapıyoruz. Yani tabii ki İTÜ'ye gelmelerini istiyoruz ama onun dışında da biz aslında bir sosyal sorumluluk projesi gibi gelen bütün aday öğrencilere danışmanlık da yapıyoruz. Peki neden İTÜ? Bence İTÜ. Bence İTÜ'ye gelmelisin diye bir mottomuz var bizim. Bir defa İTÜ bir dünya standartlarında ve ötesinde bir üniversite. Kaliteli ve mükemmeliyeti önceleyen ve buna göre de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını üreten bir üniversite. Öğretim üyelerinin %67'si yurt dışından doktoralı ama %100'ü dünya standartlarında başarılı hocalar. 15 araştırma uygulama merkezi, her hocamızın neredeyse kendi araştırma laboratuvarı, UNESCO Mükemmeliyet Merkezi, şimdi kategori 2 merkezi yükseltilmesi, bir dünya üniversitesi, 47 ülkeden hocanın ve öğrencinin bulunduğu bir yer, çok güçlü üniversite sanayi işbirliği yapan ve bu işbirliklerini öğrencinin eğitim sürecinin bir parçası kılan, Türkiye'nin teknoloji üssü olma motivasyonuyla aslında şu an Türkiye'nin Silikon Vadisi, belki de Türkiye'nin Singapur'u olması yolunda emin adımlarla ilerleyen, yüksek teknoloji şirketlerinin yerleştiği, üstün başarılı insanların tüm dünyadan bir beyin göçü olarak gelip yerleştiği bir kampüsten bahsediyorum. Evet. Ben gençlerimizi, öğrencilerimizi bir tohuma benzetiyorum. Hani tohum biliyorsunuz çok önemli bir şey, kalitesi çok önemli. Ama tohumdan daha önemli bir şey var toprak, ondan önemlisi var iklim. Hepsinden önemlisi var çiftçi. Biz bu motivasyonla 18-19-20'li yaşlarda kendini geleceğe en iyi bir şekilde donatarak hazırlamak, ulusal ve küresel bir lidere dönüşmek için arayış içerisinde olan bütün öğrencilerimizi, üstün başarılı akademik kadrolarımız, burada yarattığımız eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemimiz ve aslında bir üniversite kurgusunun hocam, çok ötesinde... Hocam süren bitti. Son cümle. Buyurun. Biz öğrencilerimizi İTÜ'ye bekliyoruz ve bu arada ilk 10 bine girip İTÜ'ye gelen bütün öğrencilerimize bir burs veriyoruz ve ayrıca özel sektörden üst düzey yöneticileri danışman atıyoruz. İlk bine girip İTÜ'ye gelen bütün öğrencilerimize ücretsiz konaklama sağlıyoruz. İTÜ'nin çok büyük hayalleri ve hedefleri var bu ülkeye dair. Çok sağ olun hocam. Bu hayalleri ve hedefleri bizlerle paylaşmak için Türkiye'nin tüm üstün başarılı gençlerini el sütümüze bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Koşturmacanız çok. Kolaylıklar diliyorum. Yeni sezonda inşallah birlikte yine çok güzel işlere imza atacağız. Emeğinize, gönlünüze sağlık. Çok hızlıca kapatmam lazım. Tüm izleyenlere sevgiyle selamlıyorum. Hızlıca kapatıyorum sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar. Yarın soru cevap programı var. Aynı saatte sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.